Biz Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Görev Çalışma Grubuyuz. Yaklaşık 7-8 yıldır hem Türkiye'de hem dünyada hava kirliliği çalışmalarını derliyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve her sene kongremizi açıklamak üzere Türkiye kirlilik haritasını getiriyoruz. Bu dönemde pandemiyle, COVID-19 pandemisiyle olan bir çalışma da yaptık. Bu kongrede de o çalışmamız ödül aldı. COVID-19, SARS-CoV-2 çok eşitlikçi bir virüs değil aslında. Tüm toplumun tüm katmanları eşit olarak tutmuyor. Kırılgan gruplar, yaşlılar, yoksullar daha fazla etkileniyor aslında bakarsanız. Biz de İstanbul'da COVID-19 nedeniyle ölümlerin hava kirliliği ilişkileri, yaş, sosyoekonomik durum ve hane halkı ile ilişkilerini çalıştık. Burada biz aynı zamanda Türk Toraks Derneği olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu'ndayız. Veriler oradan, onlara da ayrıca bir teşekkür etmek isteriz. Çalışmamızda gösterdik ki İstanbul'da hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde, burada partikül madde, ki hava kirliliğinde en önemli olan şey partikül maddedir, nitrojen bileşikleri ile COVID-19'a bağlı ölümler artıyor. Yani hava kirliliği arttıkça COVID-19'a bağlı ölümler de artıyor. Aynı zamanda eğer siz kirli bir ortamda yaşıyorsanız, İstanbul için konuşuyorum, ve yaşınız 65 yaş üzerindeyse, sosyoekonomik biliminiz de çok yüksek değilse, düşük, yoksul tabir edebileceğimiz sosyoekonomik düzeydeyseniz eğer, daha fazla COVID-19'dan etkileniyorsunuz ve ölüm riskiniz diğer gruplara göre daha fazla. Biz çalışmada bunu gösterdik. İstanbul'da hava kirliliği istasyonları var. Bu istasyonlardan, hava kalitesi gov.tr'den bu istasyonların verileri alınabiliyor. Son 7-8 yıldır yaptığımız Türkiye ve İstanbul haritalarında aslında kirlilikler belli. İşte Esenyurt, Bağcılar. Burası İstanbul'un en kirli olan ilçeleri aslında bakarsanız. Şile'de hem yatay binalar hem yeşillik olması nedeniyle en temiz ilçelerden bir tanesi. Bu yerlerde, bu kirlilik oranlarının fazla olan yerlerde de COVID-19 ölümleri biraz daha fazla. Bunlar aslında özellikle İstanbul'daki sanayi bölgelerinin, Tuzla gibi, İşte Bağcılar gibi mavi yakınların yaşadığı yerlerde de yine başka bir çalışmamızda gösterdik ki COVID-19 hastalığı daha fazla görülüyor diğer yerlere göre. Temizlikten daha farklı bir şeyle başlamak isterim. Dünyada bilinen en kötü hava kirleticisi partikül madde 2,5. Türkiye'de hala partikül madde 2,5'u her istasyonda ölçmüyoruz. Ve Türkiye'de ulusal bir partikül madde 2,5 verisi yok. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yeni konfirme ettiği referans değerlerimiz var. Bakın, olması gereken, ki hava kirliliğinin bir alt sınırı yoktur aslında. Hava kirliliği her sınırda insan sağlığına zararlıdır, bunu biliyoruz. Ama partikül madde Dünya Sağlık Örgütü'nün gösterdiği şey 5'tir. Türkiye'de hala ulusal bir değerimiz yoktur. Partikül maddede 2021 Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değeri 15'tir, Türkiye'nin 40'tır. Yani aslında Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün 2,7 kadar yüksek bir alana temiz diyor. Türkiye haritasına dönersek eğer, özellikle Batman, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak'ta ciddi anlamda hava kirliliğinin yüksek olduğu yerler. Ve biliyoruz ki eğer hava kirliliği artarsa, hem şu anda pandemi ölüm oranları için söyleyebilirim ama çalışmalar göstermiş ki hem kalp damar hastalıkları, hem inmeler, hem solunum sistemi hastalıkları, akciğer kanserleri, mesane kanseri hava kirliliğiyle ilintili olan hastalıklar. Ve eğer siz çocuğunuz hava kirliliği olan bölgelerde doğduysa, anne karnından itibaren etkilenmeye başlayıp daha sonra hem düşük bir akciğer kapasitesiyle doğuyor, hem enfeksiyonları açık hale geliyor. Türkiye haritasını göstermek isterim. Hala Türkiye'de gördüğünüz gibi şu gri alanlar hava kirliliğinin
bir yılda %75'in üzerinde ölçüm yapılmayan yerler, işte orada Uşak var, Manisa var, Aydın var, doğuda da Bitlis var. Burada hava kirliliğinin değerlendirmesi şu anki verilerle mümkün değil. Ama biraz önce söylediğim gibi Batman'da, Muş'ta, Ağrı'da, Iğdır'da ciddi anlamda hava kirliliği yüksek. Görece olarak İstanbul'da 30'larda görünüyor ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine diye bakarsanız yaklaşık 3 kat falan yine yüksekliği var. Bu anlamda İstanbul'da da Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değerlerinin iyi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Son 2021 haritası için konuşuyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değerinin altında olan tek ilimiz Hakkari. Onun dışında her yer kirli ve sağlık açısından ciddi anlamda riskli olan bölgeler. Şöyle, Şırnak'ta bir termik santral var yakınlarda ve onu etkiliyor. Bir de Türkiye'deki var olan hava kalitesi ölçüm istasyonlarının tam o bölgeye yansıtıyor mu ile ilgili sıkıntılar var. Iğdır'ın sanayi yapısı tam bir çanak gibi ve havalandırması olmayan bir ona bağlı kirlilik var diye düşünürüz. İstanbul'da son dönemlerde hem kentsel dönüşüm, hafriyatların olması, hem yüksek binalaşma olması, yani oldukça gökdelen şeklinde binaların olması ciddi anlamda hava sirkülasyonunu azaltıyor ve bu da işte daha kirli bir ortamda yaşamamızı gösteriyor aslında. Bu alttaki şeyi de göstermek isterim. Aslında şu an en büyük sorunlardan bir tanesi küresel iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı ve hava kirliliği. Biz aslında dünyada yaşayan insanlar karar vereceğiz. Ya tertemiz tüm canlılarla birlikte yaşayacağız ya da tek başımıza ciddi sorunlarla, hastalıklarla, ölümlerle, kanserlerle ve torunlarımızın bile geleceğini vaat edemediğimiz, öngöremediğimiz bir ortamda yaşayacağız.